Tiger Bass'in. Starter'ından itibaren iki etapta ilerleyeceğiz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk olarak gene bir üçgen temelle başlıyoruz. Soluna bir kare, sağına bir kare. Sonra bu şekilde üçgenimizi atıp starter'ımızı bu şekilde atıyoruz. Evet arkadaşlar, duo olduğu için alanımız kısıtlı. Yani kısıtlıdan kastım şu: alanımız ufak, malzememiz kısıtlı. Bu evi 30 roketlik, hatta 40 roketlik bir base'e çevireceğiz. Kapıdan girerse kanser, duvardan girerse patlatmakla uğraşabileceği bir base olacak. Uzun lafın kısası, devam edelim. Buraya atacağınız kapı taş olabilir. Buraya atacağınız kapı ise odun olmak zorunda, onu söyleyeyim. Sonra evimizi güzelce kapatalım. Şu şekilde kapatıyoruz. Şuradan bölüyoruz. TC'yi, yani alet dolabını koyacağınız yer, pardon, şunu bir kıralım. Şuraya yarım duvar atacaktık. Çok özür dilerim. Şuraya kapatalım. Alet dolabını buraya koyacaksanız, buraya şöyle yapıyorsunuz. Pencere atıyorsunuz. Sonra alet dolabını buraya koyuyorsunuz. Üçgen zemininizi atıyorsunuz. İlerleyen dakikalarda burasına otomat gelecek. Buraya ise diğer otomat yerimizi ayarlıyoruz. Şunu ben bir kaldırayım hemen. Bunu roof için kullanacağız. Şu anlık buna ihtiyacımız yok. Sonra buraya garaj door, atlama bakmayın, metal şey atacaksınız. Sonra şurayı kapatalım. Şurası, tam şurası arkadaşlar, odun olacak. Odun. Şurası odun olacak. Şimdi evimizin iç dizaynını ayarlayalım. Evimize girdiğinizde tasarımınız bu şekilde olacak. Workbench ikiniz, yataklarınız, toplam 6 adet fırınınız, normal sandık dizaynımız ve TC'miz. Günlük istenen malzeme bu. Şimdi ikinci etaba geçmeden önce her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Üçgen temellerle fake'lerimizi atacağız. Şöyle başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Sonra bu temellerimizi içeriden müdahale edebildiğim yerlere dokunmuyordum. Yani sizlere önerim de bu. Tabii elinizdeki malzemeye göre ayar çekebilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi her yere dokunabiliyorum. Yani olduğu gibi kapatabilirim. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamazsınız. Sonra üstlerini kapatıyorum. Roof bunker olacağı için göstermiştim. Burayı yarım duvarla kapatıyorum. Şu an ikinci kata herhangi bir çıkış vermedim. Sonra buradan diğer şekilde devam ediyorum. Şimdi araları malzemeniz varsa metale, yoksa taştan devam edebilirsiniz. Sadece çatı raidlerinde raid'e gelen kişinin 4'lü roket atması yerine, olur da bir çatıdan yarma gibi bir durumunda fazla malzeme atmasını istediğimiz için o şekilde hareket ediyoruz. Yarım bloklarımızı ve çatı kısmını hallettik. İkinci kattan artık giriş çıkış yapabiliriz ama İkinci kata giriş çıkış yerini vermemiz gerekiyor. İkinci kata giriş çıkış yerini hazırlamamız için şuraya bir adet kare koyuyorum. Ama bunlar hala tahta. Bunlara dokunmuyoruz. Sonra buradan kare, üçgen, kare. Kafanız karışmasın. Sol tarafın sağına geliyorum. Üçgen, kare. Yani iki taraf birbirine eşit olacak. Çatı kısmında roof'u çıkarken kötü bir görüntü olmaması için. Kare, üçgen, üçgen, kare. Gördüğünüz gibi her şeyimiz tamam. Dış fake'leri daha çekmedik. Şu an evimiz bu kadar. Şu yapılan toplam starter'dan sonraki ikinci kata ve diğerlere ayarlanması için çıkılan hepsine harcanan malzeme yaklaşık olarak 17 K veya 15K yakın bir taş kullandık. Şimdi hala ikinci kattan çıkış vermedik. Çünkü ikinci katın çıkış yerini ayarlamadık. Şimdi ikinci kattan çıkış girişi nasıl ayarlayacağız? Onları şimdi sizlere kabataslak bir göstereceğim.
Şuradaki iki yeri birbirine bağlıyorum. Üçten bir kuş bakışı attığımda evin her tarafı birbirine eşit. Yani her taraf birbirine denk geliyor. Şimdi şurada gördüğünüz iki yer, buradan artık bunu kırıyorum. Burayı da kırıyorum. Artık burayla bir işim kalmadı. Duvar, 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 duvar. Buraları kapatıyorum. Araları metale vuruyorum. Metal. Burasına zaten müdahale edebiliyoruz. Burası da metal. Sonra ikinci kata çıkışımı yaptım. Aynı şekilde birbirlerine eşitliyorum. Pardon, burası taş olacaktı. Gördüğünüz gibi. Sonra bunları da diğerleriyle eşit seviyeye getiriyorum. Şimdi şu yaptığımız fake'leri doldurmaya başlamadan önce giriş çıkışı nereden vereceğiz? Size onu söyleyeceğim. Şu iki çıkışın, iki üçgenin ön kısma bakanın, yani o tarafın değil, ön kısma bakanın yerine öne at diyorum. Buradan bu şekilde bir çıkıntı yapıyorum. Bir adet kapımı koyuyorum. Duvar çerçevemi koyuyorum. Penceremi koyuyorum ve duvarımı koyuyorum. Şuraya hemen dükkan önümüzü atalım. Üst kısmını kapatalım. Sonra bir yarım duvar. Üstünü kapatıyorum. Üste çıkış yerimi hazırlıyorum. Yarım blokla burayı üstüne denk getiriyorum. Burayı boş bırakıyorum. Burası benim ufak sandıklarımı koyacağım yer. Buraya üçgen zemin atıyorum. Sonra buranın da üstünü kapatıyorum. Sonra şimdi çıkışı hallettik. Artık evimize ikinci kattan giriş çıkış yapabileceğiz. Şuraya camımızı koyduk. Garaj duvarımızı koyduk. Artık şuraya da bir adet üçgen. Eğer üçgen koyamazsanız arkadaşlar, ben size nasıl çıkacağınızı göstereyim. Buraya bir adet şöyle fırın koyuyorsunuz. Sağdan ayağa kalktığınızda bu şekilde giriş çıkış yapabilirsiniz. Eğer merdiven de bulsanız merdiven de işinizi görür. Şimdi buraya kadar her şeyimiz tamam. Duvarımızı kapatıyoruz. Üstünü de kapatıyoruz. Garajımızı atıyoruz. Artık ikinci kata giriş çıkışı vermiş bulunmaktayız. Sonra ikinci katı olduğu gibi kapatıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi. Ama diğer fake'lere şu anlık dokunmadım. Onları bunlarla aynı seviyeye getireceğim. Şu ön kısmı hiç kullanmıyorum. Buraları metale vuruyorum. Müdahale edemediğim için şurayı kapatıyorum. Burayı kapatıyorum ve benim gidiş yolum burası. Burayı kapattım. Kapattım. Burası açık kalıyor. Pardon. Şurayı kapatıyorum. Devam ediyorum. Bir duvar çerçevesi daha atıyorum. Yarım duvar. Üstünü kapatıyorum. Ayrı bir loot odası çıkıyorum kendime. Üstü kapattım. Buraları üstten kapatalım. Şuraları üstten kapatıyorum. Buraya üçgen çerçeve gelecek. Gördüğünüz gibi. Evimizin şu anki hali bu. Şimdi diğer fake'ler nasıl çekilecek? Şuraya bir adet üçgen atıyorum. Buraya da atıyorum. Sonra arkasındaki yer metal. Gördüğünüz gibi direkt şeye çıkacağı için burayı metale vuruyorum. Burayı kapatıyorum. Üstünü de kapatıyorum. Diğer üst katla birlikte aynı seviyeye getiriyorum. Burası tamam. Geliyorum. Metal, metal, metal. Sonra bunu da diğeri gibi eşit seviyeye getiriyorum. Bu fake'lerimizi de içeriden müdahale edemediğimiz için önemli olan yerlere metale vuruyorum dışarıdan. Sonra diğerleri gibi onları da eşit seviyeye getiriyorum. Şuraları kapatalım. Evet. Şunları taşa çevirelim.
Burası metal olacak. Metal olacak. Diğer kısımlar taş. Evet. Evimizin her yeri birbirine eşit şekilde ayarladık. Şimdi bu saatten sonra yapmanız gereken tek şey evinizin ikinci katını ve diğer bölümleri ayarlamak olacak. Çatı kısmının da girişini verin. Ama roofu çıkmayın. Elinizdeki malzemeye göre çatı kısmına çıkışı vereceğiz. Şimdi buraya kadar her şeyimiz tamam. Her şeyinizi hallettiniz. İkinci katın dizaynı nasıl olacak? İlerleyen dakikalarda ne yapacaksınız? Şimdi evin en son iç dizaynını size en son anlatacağım. Şimdi burada yapmanız gereken şeylerden biri roof'u ayarlamak. Roof da her zamanki gibi şu şekilde yapıyorduk. Buraya geliyorsunuz. Birbirine eşit dağıtıyorsunuz. Mesela burada bu şekilde yaparsanız olmayacak. Bunu buradan vereceksiniz. Mesela bunu buradan verirseniz onu göstereyim. Şuradan kapı atamazsınız. Onu buradan vereceksiniz. Yani soldan giderken biri ters olacak. Mesela buradan verirseniz atamazsınız ama buradan vereceksiniz. Bunda da tam tersi. Bunda da buradan vereceksiniz ki tam tersini etkilemesin. Buna da buradan. Yani görüntü olarak ters olacak. Yani şu şekil. Saat yönünde yani buradan bakıldığında. Öyle göstereyim. Bu evi normal kapatalım. Evet. Şu an çatımız hazır. Şurayı da hallettik. Tamam. Şimdi çatı kısmımızı şunu ayarlayalım ve kapatmaya başlayalım. Evet. Şimdi burada kendinize bir yer yapacaksınız. Yani buradan çıktığınızda şöyle kapı olsun. Kapı olsun. Hızlı yatağınızı buraya koymak için kendinize bir yer ayarlayın. Ben sizler için burayı ayarladım. Evet, çatımızda artık bir işimiz kalmadı. Roof'umuzu ve diğer yerlerimizi ayarladık. Şimdi evimizin şu anki son hali bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapmanız gereken olaylardan biri şu arkadaşlar. Evin komple metal hali yaklaşık olarak bir 35-40 rokete denk geliyor. Analoot'a gitmesi için. Kapı reytinde veya kapıdan girip normal zemini yarmak yani zeminden girmek istediğinde ikinci kattan itibaren zaten ikinci kata girene kadar yaklaşık olarak 5 tane garaj geçiyor. Yani 5 değil pardon. 3 veya 4 tane. 3 tane olsa 9 roket yapar. Metale vursanız yaklaşık olarak
ikinci kattan yani en üst kattan aşağı inip girmesi de bir 35 gene 30 rokete denk geliyor. Şimdi evimizin son halini sizlere göstereceğim. Dizayn konusunda komple metale vurmuş halini sizlere göstereceğim. Dizaynları da nasıl yapılacağınızı göstereceğim. Şimdi evimizin son halini göstereyim arkadaşlar sizlere. Buradan girişimizi yapıyoruz. Yukarı çıkış için bir üçgen şey atmamız lazım. Sizi karşılayan bir taret. Bu tareti patlatsa bile bu tareti kırmak zorunda. Burayı HQ'ya vurursanız daha çok gelen kişinin işini zorlaştırırsınız. Bu şekilde araştırmamız, onların masamız, fırınlarımız, karıştırma masalarımız, loot odamız. Alt kata iniyorum. Bu şekilde workbench 3'ümüz, 2 tane yatağımız ve loot alanımız. Bu kadar. Oyundan çıkarken de buraya bir adet, şu kapıyı bir sökelim. Buraya bir adet üçgen koyuyorsunuz. Bu tabii ki de odun olacak. Sonra üstüne geliyorsunuz. Şuradan algılıyor. Birazcık algılaması bazen vakte kalıyor. Evet. Sonra bunu HQ'ya vuruyorsunuz. Sonra kapınızı takıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde de bunu kırdığınızda zaten bunkerınız açılıyor. Bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Elimden geleni anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Kafanız karışmasın diye şöyle ufak bir starter zemini, starter'dan sonra yapmanız gerekenler bu şekilde ilerliyor. Daha detaylı anlatmak isterdim. Ama kafanızın karıştığını düşündüğüm için bu şekilde anlatmaya karar verdim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz eğer abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol raidler. Me and my niggas feel it. You know we finna kill it. ASAP.